Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. İçinlik Paylaşım Günlerinde Bilim Şenliği sayfasının işbirliğiyle Barış Bey'in bize sunduğu imkanla bir içinlik projemizi daha tanımış olacağız. Ordu'dan Huriye Aydın Tibilli hocamızla beraberiz. Projemizin ismi Mesleğini İyi Yap, Pabucun Dama Atılmasın. Şimdi sözü Huriye hocama bırakıyorum, projemizi tanımaya başlıyoruz. Evet, merhabalar herkese. İsmim Huriye Aydın Tibilli. Ordu, Altın Ordu, Züverkay Mesleki Teknik Anadolu Sesi'nde Bilişim Teknolojileri alan şefiyim. Projemizin ismi Mesleğini İyi Yap, Pabucun Dama Atılmasın. Projemiz Kasım ayı içerisinde başlatıldı. Kurucu ortaklığını ben ve Tekirdağ Veliköy Mesleki Teknik Anadolu Sesi'nden Gamze Irmak hocamla birlikte gerçekleştirdik. Projemizin özü meslek liselerinde öğrencilerimizin mesleğe alışmasını sağlamak ve meslek kültürünü yaymaya çalışmakta. Esasında bizim yapmaya çalıştığımız şey buydu. Katılımcı projedeki diğer üye arkadaşlarım da yine meslek lisesinden katıldılar kendileri. Bir tanesi işte Bursa'dan bir öğretmenim vardı. Bir de Bilecik'ten öğretmenimiz vardı. Onlar da meslek lisesinde görev yapan öğretmenlerdi. Ve biz bu anlamda istedik ki öğrencilerimiz meslek kültürünü öğrenirken ahilik teşkilatını öğretelim onlara. Biliyorsunuz 2022 yılı Ahi Evran yılı olarak da yine kutlandı. Bu nedenle de biz önce Ahi Evran'ı tanıtalım. Ahi Evran'ın yaymaya çalıştığı meslek etiği, meslek kültürü nedir? Ve bunun ahlakı nedir? Bunu öğretmeye çalıştık öğrencilerimize. Bu bağlamda projemiz içerisinde öğrencilerimizin ve bizlerin yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi öncelikle öğrencilerimize ahilin ne olduğunu anlatmaktı. Bunu yapmak için önce bir uzman webinarı düzenlemeye karar verdik ve Bursa'daki bir Bursa Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisini biz projemize davet ettik. Hocamız burada bize ahilin ne olduğunu anlattı önce öğrencilerimize. Ve bu yola çıkarak öncelikle bir uzman webinarı düzenledik. Öğrencilerimiz burada... Huriye Hocam. Buyurun hocam. Ekranda bize bir şey gelmedi. Burçak Hocam yansıtacaktı aslında ama tamam. Şimdi şöyle benim burada böyle şöyle Barış Hocam şöyle bir problemim oldu. Bugün burada bir arıza sorunu yaşanıyor ve internete giremiyorum ben. Telefondan bağlanmak durumunda kaldım bu durumda. Paylaşımı... Ben yansıdı mı sayfa? Şimdi geldi hocam. Geldi. Tamam. Böyle bir sorun yaşadık. Kusura bakmayın. Büyük bir şanssızlık tamamen. akşam olduğu için başka bir yere de gitme şansım da olmadı. Geç tamam. Olduğu için şu anda. Evet, teşekkür ederim Burçak Hocam. Ahi Evran'ı tanıtırken istedik ki öğrencilerimize ahilik kültürünü verirken onlara bu konuda yapılabilecek neler olabilir? Projemiz kapsamında öğrencilerimizle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ni tanıtmaya karar verdik. Buradaki üniversitede çünkü tamamen Ahi Evran'ın biliyorsunuz Ahi Evran aslında Azerbaycan'dan gelmiş bir şahsiyet, bir kişi. Ama Kırşehir'de yaşamış ve Kırşehir'de de vefat etmiş. Ve kurulan üniversitenin ismi de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi. Buradan yola çıkarak anlatmaya başladık. Meslek etiğini, meslek kültürünü öğretmeye çalıştık. Öğrencilerimize Web 2.0 araçları öğrettik özellikle. Bir ön test yaptık. Bu ön test vasıtasıyla öğrencilerimiz de bazı Web 2.0 araçlarını bilmediğini öğrendik. Kullanmadıklarını öğrendik. Buradan yola çıkarak her ay iki tane ya da bazen üç tane de oldu. Şey öğrettik öğrencilerimize. Web 2.0 araçları öğretmeye özen gösterdik. Öğrencilerimizle yine uzman webinarları düzenledik. Uzmanlarımızla bir araya getirdik. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisi, Bursa Bilecik Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisiyle ahilik teşkilatını anlattık. Bu arada biliyorsunuz günümüzde ahilik esnaf ve sanatkarlar odası şeklinde hayat buldu ve devam ediyor. Esnaf ve sanatkar odalarını ziyaret ettirdik öğrencilerimizle. Herkes kendi ilindeki esnaf ve sanatkar odalarını ziyaret etti. Buralarda günümüze yansımalarını öğrenmeye çalıştık. Nedir günümüzdeki yansımaları? Bunları öğretmeye çalıştık. Ziyaretlerimizi, öğrencilerimiz yapmış olduğumuz ziyaretlerimizi röportajlar halinde, videolar haline getirdik.
bunları yansıttık ve birbirlerimize izlettik. Yani neler oluyor, neler bitiyor diye. Sonra meslek etini verirken unutulmuş meslekleri de biz unutmamaya çalıştık, unutturmamaya çalıştık. Ordu'da neler yapılıyor, Tekirdağ'da neler yapılıyor, eski meslekler neler ve bu meslekleri öğrencilerimize tanıtmaya çalıştık. Bu mesleklerin yaşayan insanlarını ziyaret ettik öğrencilerimize birlikte. Bunlara dair videolar çektik ve bunları diğer şehirlerdeki arkadaşlarımıza izlettik. Akrostiş bir şiir yazdık. Yine meslek etiğini hatırlatmak amacıyla öğrencilerimizle birlikte. Öğrencilerimizin yine kendilerinin yapmak istediği, yani neler yapmak istiyorlar, neler öğrenmek istiyorlar, bunları öğrenmek için forumda sayfalar açtık ve forumda öğrencilerimize hangi ay hangi işi yapalım, hangi etkinliği yapalım diye sorduk. Bunlarla ilgili değerlendirmeler yaptık. Dolu dolu bir proje geçirdik aslında. Projemiz gerçekten hani dediğim gibi meslek liselerine yönelik bir proje oldu ama öğrencilerimiz mesleğini iyi yap, pabucun dama atılmasının özünü öğrendiler. Biliyorsunuz eskiden ayakkabıcılar kötü bir ayakkabı yaparsa bunu eğer beğenmezlerse kişi getirir dama bırakırlarmış o ayakkabıcının damına. Bu onun mesleğini iyi yapmadığını gösteriyormuş. Buradan yola çıkarak biz bu projeyi yapmaya karar vermiştik. Projemizin içeriğinde yine meslek etiği ve meslek kültürü dışında özel günlere de yer verdik. 9 Şubat Güvenli İnternet Günü özellikle bizim için çok önemliydi. Güvenli interneti öğrencilerimize anlatmak amacıyla ben bir sunum yaptım. Bununla ilgili afişler hazırladık öğrencilerimize. Yine 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası'nda İstiklal Marşı'nı okuttuk. Bütün illerdeki öğrencilerimiz belli kıtalarını okuttular ve bunları birleştirerek 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası etkinliği düzenledik ve 4 okul tek ses şeklinde bir 10 Kasım etkinliği verdik. 10-16 Aralık İnsan Hakları ve Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası var biliyorsunuz. Bu haftada insan haklarına önem vermeyi yine projemizle bağdaştırdık. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yine güzel bir etkinlik düzenleyerek öğrencilerimize bu günlerin öneminden de bahsettik. Öğrencilerimize broşürler hazırlattık projemizle ilgili. Burada Canva'yı özellikle kullanmayı, Canva'yı birlikte kullanmayı öğrettik. Her okul tek bir broşür hazırladı ama Canva'yı kullanarak. Broşürümüz neydi? Broşürümüzde yine ahilik kültürü ve ahilik ilkelerini yansıtan broşürler hazırladık. Öğrencilerimize kitap ayracı hazırlamayı öğrettik. Yine kitap ayraçlarımız ahilik kültürünü ve ahilik teşkilatını anlattı ve meslek etiği ahlakını anlattı. Çevrimçi sohbetler yaptık öğrencilerimizle. Onların istediği konularda çevrimçi sohbetler yaptık. Bu çevrimçi sohbetlerin konularını forumda öğrencilerimizin belirlemesini istedik. Sizler belirleyin dedik. Ve her ay onların belirlediği çevrimçi sohbetlerden eleyerek, onların da görüşlerini alarak bir çevrimçi sohbet gerçekleştirdik. Bu sohbetlerde öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini bizlere aktardılar. Çevrimçi toplantılar yaptık kendimiz Adobe Connect üzerinden. Bu toplantılarda her ay etkinliklerimizi değerlendirdik. Yeni etkinliklerimize karar verdik. Öğrencilerimizle logo ve afişler yaptık. Bunları anket oylamasına sunduk. Ve logo ve afişlerimizi, kendi projemizin logo ve afişini belirledik. Bu arada bunları, logo ve afişleri Padlet'e atmayı öğrettik. Ve öğrencilerimiz Padlet aracında burada direkt kullanmış oldular, öğrenmiş oldular. Projemizi yaygınlaştırma aşamasında çok güzel çalışmalar yaptık. Broşürlerimizi ve kitap ayraçlarımızı diğer okullarımıza dağıtarak projemizi yaygınlaştırma konusunda büyük çalışmalar yaptık. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizi ziyaret ettik. Buralarda broşürlerimizi dağıttık. Yakın çevremizdeki okulları ziyaret ettik. Broşürlerimizi ve yine kitap ayraçlarımızı dağıttık. Okullarımızdaki panolarımız bizim için yaygınlaştırmanın önemli bir basamağı oldu. Her okul kendi okulunda projesine ait bir pano hazırladı ve bu panoda projemize ait bilgiler yansıttık ve her ay bu panomuzu düzenli olarak değiştirdik ve yeniledik. Özellikle öğrencilerimizle birlik beraberlik amacıyla yeni yıl kartları hazırladık. Öğrencilerimizin birbirlerine yeni yıl kartı hazırlayıp göndermelerini sağladık. Bu yeni yıl kartlarını yaparken de karma takımlar oluşturduk ve her okuldaki öğrenci diğer okuldaki arkadaşına bir yeni yıl kartı hazırladı ve karma takımlarımızı burada çalıştırdık. Dediğim gibi yine projemizi yaparken güvenliğe çok büyük bir önem verdik. Projemize başlarken veli izin belgelerimizi aldık. Bunları kolaj yaptık ve
sayfalarımıza attık. Velilerimize anketler düzenledik. Burada yine onların bu projeden de haberdar olmalarını sağladık. Telifsiz sitelerden özellikle müzik ve resim indirmeye özen gösterdik. Öğrencilerimizin isimlerini kullandık ama soyadlarını kesinlikle yazmamaya özen gösterdik. Öğrencilerimizin kendilerini tanıtırken Bitmoji gibi, Dolifi gibi araçlarla avatarlarını yapmaya sağladık ve hiçbir şekilde öğrencilerin yüzlerini gösterecek bir fotoğraf kullanmamaya özen gösterdik. Öğrencilerimizi zaten bu dönemde hani pandemi olduğu için rahatlıkla maske kullanmaları sağlandı ve öğrencilerimizin maskeleriyle fotoğraflarını çekerek sayfalarımızda bu şekilde kolaj yaptık. Ana sayfada öğrenci fotoğraflarına yer vermemeye özen gösterdik. Ama öğrencilerimizin de ana sayfayı kullanmalarını sağladık. Nasıl işte beğenmelerini sağladık sayfaları, yorumlar yazmalarını sağladık ve paylaşımlar da yaptırdık. Onları yönetici öğrenci yaparak kendi yapmış oldukları broşürleri ve kitap araçlarını ana sayfada paylaşmalarını ve diğer arkadaşlarının paylaşımlarını beğenerek yorumlar yazmalarını sağladık. Bu birlik ve beraberliği sağladı. Ben bu projede ne öğrendiniz hocam diyecekseniz ya da ne vermeye çalıştınız derseniz ben bu projeyi şöyle toparlıyorum. Mutlu öğretmenler ve mutlu öğrenciler kazandık. Gerçekten çok güzel bir arkadaşlık sağladık burada. Çocukların karma takımlarda yapmış olduğu etkinlikler sayesinde birbirlerine güzel mesajlar olmasını sağladık ve bu karma takım etkinliklerinde ben diğer okullardaki öğrencilerle çalışırken onların da diğer arkadaşlarımdan aldığım yorumlara göre işte birbirlerini tanımalarını, birbirlerini görüşmelerini ve birbirleriyle güzel bir iletişim kurmalarını sağladık. Projemiz dediğim gibi çalışma planımıza uygun bir şekilde yürüdü. Çalışma planımızı her ay düzenli olarak yaptık ve güncelledik. Görev paylaşımlarımızı yaptık. Bu görev paylaşımlarımıza bağlı kaldık. Öğrencilerimizin güvenlik etik kurallarına uyduğu gibi öğretmenlerimizin de bu konudaki dikkat ve hassasiyeti gerçekten güzeldi. Takdire şayandı açık söylemek gerekirse. Projemizi tamamladık ve 28 Şubat itibariyle de projemizin son öğretmen kapanış toplantısını yaparak kapattık. Projemizi kapatırken bir son olarak bir final ürünü hazırladık. Bir e-kitap oluşturduk. E-kitabımızın ismi Ahile'ye Yolculuk olarak verildi. Yine e-kitabımızın ismini de öğrencilerimize de sorduk. Yani yapmak istediğimiz her etkinliği öğrencilerimizin ne yapmak istediğine göre karar verdik. Hep onları dahil ettim her adıma. Evet Burçak Hocam, her adımda hani kitabımızın ismini belirlerken bile onları dahil ettik. İşte yani ne yapmak istediklerini sürekli öğrenmek istedik düzenli olarak. Çevrimiçi sohbet konularında özellikle onların görüşlerini aldık. Her ay onlara sorduk hangi etkinliği yapmak istiyorsunuz şeklinde. Öğrencilerimiz baştan sona projemize dahil oldular. Bu şekilde bir proje gerçekleşti. Ağzınıza sağlık. Çok dolu bir proje olmuş. Çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Ben de katkınız için teşekkür ediyorum bu akşam için. Tekrar özür diliyorum. Dediğim gibi internetle ilgili problem oldu. Ama Burçak Hocam sayesinde çözüldü. Her zamanki gibi teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Soru varsa alabiliriz. Yoksa veda edelim. Katılımınız için teşekkür ederiz. Barış Bey, öyleyse iyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar, teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.